Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İlköğretim Çağı çocuklarının okul dışı zamanlarına eğitim desteği vermek üzere 23 Ocak 1995 yılında kurulmuş bir vakıf. Amaç çocukların yaratıcı, sağduyulu, düşünen, sorgulayan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak. Şu anda da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı eğitim alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin en yaygın sivil toplum kuruluşu. En yaygın derken tabii ki sayılarımız da bu oranda yüksek. 20. yılımıza yaklaşırken 2 milyonu aşan çocuğumuza ulaşmış durumdayız. Bütün eğitim faaliyetlerimizi gönüllülerimizle sürdürüyoruz. Şu anda 60 bin aşkın gönüllümüz var. Bunların çok büyük kısmı üniversite öğrencileri. 550 bini aşan kurumsal ve bireysel bağışçıya ulaşmış durumdayız yıllar bazında. Ve onların desteğiyle çok etkin faaliyetler sürdürüyoruz. Teknolojiyi tabii ki çok yoğun olarak kullanıyoruz. Bu yüzden de teknoloji alanında çok sayıda iş ortağıyla çok uzun yıllara dayalı birlikteliklerimiz var. Çok büyük projelere imza attık. Birlikte çok güzel başarılar yaşadık. Inspark da bu teknoloji iş ortaklarımızdan bir tanesi. TGV'nin IT stratejisinde maliyet, verimlilik, uygunluk, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak bulut bilişim temelli uygulamaları hayata geçirmek var. Bu noktada Salesforce'la biz Inspark'ta buluştuk. Inspark bize Salesforce'un NGO stratejisinden, politikalarından, lisans politikalarından, bizim yapımıza uygun nasıl yapılandırabileceğimizden ve aslında TGV neler katabileceğinden bahsetti. Bu noktada bizim hedeflerimiz, amaçlarımız ve beklentilerimizi karşılayan bir yapıyla karşılaşmak bizi çok memnun etti. IT stratejimizin vizyon cümlesi şöyle diyor: güncel bilişim ve eğitim teknolojilerini maliyet, verimlilik, güvenlik, sürdürülebilirlik kriterleriyle ve yeşil BT ilkelerine uyarak vakfın tüm faaliyetlerinde kullanmak. Bu neredeyse Salesforce'la birlikte yazılmış bir cümle gibi. Çünkü bütün bu kriterlerimizi sağladığını gördük Salesforce'un. O yüzden de iyice heyecanlandık ve görüşmelerimizin ardından yaklaşık 2 ay içinde hemen bir proje başlangıcına doğru ilerlemiş olduk. Beklentilerimiz bizim de çok netti. Bulut bilişimi yine IT stratejimizin neredeyse en başına koymuş ve aksiyon planımız içine almıştık. Çünkü TGV'nin bu yaygın yapısını karşılayabilecek başka bir ortam düşünemiyorduk. Inspark ekibinin danışmanları bulut bilişim konusunda know-how sahibi. Bu bize güç katıyor. Süreç yönetiminde bizim eksiklerimiz, ihtiyaçlarımız ve yapılandırmak istediğimiz yapıları nasıl tasarlayacağımız konusunda destek oluyor. Bu noktada hani proje yöneticisi olarak böyle bir ekiple çalışmaktan çok memnunum. İlk projemiz CRM projesi oldu. Öncelikle bu geniş hedef kitlemizi orada buluşturmak istiyorduk. Aslında çok hazırdık. Daha önce kullandığımız bir takım sistemlerde de datalarımız var olduğu için Inspark bize proje süresi olarak da 4 hafta gibi inanılmaz bir süre sundu. Bu da çok heyecan verici, ilginç bir şeydi. Ya bu süre içinde bitirebilir miyiz gibi bir telaşa kapıldığım için süreyi 5 haftaya çıkardılar. Ama gerçekten de dedikleri şekilde çok hızlı bir biçimde, agile proje metotlarını da zaten kullanarak çok etkin bir proje yönetim anlayışıyla ve güzel bir sinerjiyle ilk projemizi yaptık. Bu projeden aldığımız cesaret ve güvenle hemen ikincisine başlama kararı aldık. Bu da Chatter oldu. Gönüllü iletişim platformu olarak kullanıyoruz Chatter'ı. Gönüllülerimiz bizim çok Türkiye'nin her tarafında yaygın bir yapıda çalıştığımız için çok değişik ortamlardalar, uzak mekanlardalar. Ama hepimiz bir iletişim halinde çalışmak ve bir arada olmak durumundayız. Bu yüzden gönüllülerimizden de gelen bir talepti bizim bir collaboration network ortamında, bir sosyal network ortamında çalışıyor olmamız. O yüzden onların da beklentilerini çok hızlı karşılayabileceğimizi fark ettik ve hemen bu projeye de başladık. Bu projeyi de 2 ay gibi yine inanılmaz bir sürede tamamladık. Chatter'ın ardından bir sonraki gerçekten çok cüretkar ve heyecanlı bir projeye daha adım atma kararını aldık. Yıllar bazında 2002 yılından itibaren bu datalarımızı çok yine büyük bir bilgi sistemiyle yönetiyorduk. Ama artık eğitim stratejimizde olan değişiklikler, işte bulut bilişim stratejimiz, bu yapının üzerinde yapmak istediğimiz yenilikleri düşündüğümüzde
Biz bütün bilgi sistemimizi, bütün bu datalarımızı içeren bilgi sistemimizi yine Salesforce'a taşıma kararı aldık. Burada biraz bize özel çözümler üretilmeye başlandı. Tegev'in yapısına uygun özel çözümler. Çok ciddi data aktarımı gerektiren, altyapıda çok ciddi yatırımlar gerektiren bir projeydi. Salesforce'un esnek oluşu, ölçeklenebilir oluşu, hızlı geliştirme turları sunması, aynı zamanda Innspark'ın bu konudaki agile metoduyla çevik ürün çıkarma becerisi bizi güçlendirdi ve bu şekilde bir projeye adım attık. İnandıkları ve yapmak istedikleri bir projede gerçekten harikalar yaratabiliyorlar. Çok yaratıcı çözümlerle bize her zaman ulaştılar. Artık hani bir iş ortağının ötesinde ben bizimle birlikte bir ekip halinde çalışan ve Tegev'i bütün stratejisiyle, yaptığı işlerle yakından hisseden ve içselleştiren, hatta Tegev jargonuyla konuşup projenin ilerleyen aşamalarında tamamen bizimle aynı dili konuşarak, proje metotlarını da aynı şekilde yürüterek ilerlediğimiz çok değerli stratejik bir iş ortağımız haline geldiler. Eskiden herhangi bir zamanda herhangi bir desteği verirken şu anda Salesforce'un öngördüğü ve kabul gördüğü release'ler mantığıyla ilerleyeceğiz. Bu da aslında bize bir verimlilik fırsatı sağlayacak. Bundan sonraki projelerde de aynı şekilde ürünün, danışmanların, know-how'ın bütün gücünü arkamıza alarak süreçlerimizi iyileştireceğiz. Bu noktada proje ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizimle birlikte çok zorlu bir süreci geçirdiler. Bulut Bilişim hem stratejimiz hem hayalimizdi. Başardık. Bulutlara çıkmak, hele bunu Innspark ve Salesforce'la yapmak gerçekten çok heyecan verici. Akıllı iş çözümleri sunan duyarlı ve etkin iş ortağımız Innspark'a sonsuz teşekkürlerimizle. İyi ki varsınız.